Yanına çak bir kibrit, ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı, öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı, öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Fiko, Kiraz, hadi ablacığım ya. Hadi geç kaldık sınava. Tamam, geldim. Almak falan yok. Darlama çocuklar, arabayla gidiyoruz oğlum, hadi. Allah Allah. Hadi hep aynısı oluyor ya. Bu ne şimdi? Hayda. Hayırdır Cemil? Evi aramaya geldik Filiz. Savcılıktan iznimiz var, zorluk çıkarma. Ne izniymiş, bakabilir miyim? Niye varıyorsun, ne akla? Bu seni ilgilendiren bir konu değil. Şöyle az ötede dursan. İzinleri var. Alayım onu. Hayırdır? İznimiz var Filiz. Zorluk çıkarma. Hadi arkadaşlar. Delireceğim ya. Bu ne ya? Arası dolar atmış. Bu ne ya? Kimin? Hayırlı günler. Her yere bakın arkadaşlar. Ya ne oluyor ya? İlla bir kıllık yapacaksın değil mi sen? Ya bırak ne yapıyorsa yapsın ya. Bana bak bana. Burası benim evim. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ya abla ne olacak? Ablacığım siz çocukları da alın dışarı çıkın. İsmail. Sınav? Hayatım sizi dışarıda bekleyin. Ben götüreceğim sizi, merak etmeyin, tamam mı? Hadi hemen geliyorum ben şimdi. Hadi. Bana bak. Bela mı istiyorsun sen? Neyin peşindesin? Sakin ol. Böyle sen de sakin ol. Ne yapıyorsa yapsın, defolsun gitsin. Sırf şu inadın yüzünden çocuklar sınava geç kalacak. Farkındasın değil mi? O çocuklar bir sınava giremesin. Ben seni ne yapıyorum bak. Cemil. Ha. Bunu buldum rafta. O ne ya? O ne be? Uyuşturucu herhalde. Ay Allah aşkına, yani mutfakta bulduysan baharattır. Filiz, bu sizin evde ne arıyor ya? Biz babanla beraber onu bulmuştuk. Sonra un zannettik. Mutfağa koyduk, yani sen anlarsın ne olduğunu diye. Evet, uyuşturucu bu. Ne? Filiz Engin, evinde yüklü miktarda yasa dışı madde bulundurmaktan tutuklusun. Tak kardeşim kelepçeyi. Ya kelepçeyi sen... Saçmalama, deliriniz galiba. Abi ne uyuşturucusu ya? Bizim evde ne arasın uyuşturucu ya? Barış. Sakin ol hayatım, sakin ol. Çözeceğiz, merak etme. Sakin ol. Sakin ol. Thank you.
Ya Cemil saçmalama, benim ne alakam olur böyle şeylerle ya? Bilemiyorum Filiz. Savcının talimatı neyse onu uygulayacağız. Ya Cemil, ya bırak beni gideyim, saçmalama, ben görsem tanımam. Fikri abi getirdi o zaman eve, ha? Öyle mi? Zaten arkadaşlar onu da arıyor. Ya babam yapsa bir kere alır götürür, niye de bıraksın? Ya babaannemi dinlemedin mi? Sen söyledi ya biz Fikri'yle bulduk da kenara koyduk diye. Cemil bak gözünü seveyim, çocuklar dışarıda perişan. Bak sınava da giremediler zaten. Ne olur beni bırak gideyim ya, biliyorsun benimle bir alakası olmadığını. Şaka mı yapıyorsun sen Filiz? Olayın ciddiyetini anlayamadın galiba. Evinizden bilmem kaç gram uyuşturucu çıktı. Var ya, senden hiç beklemezdim biliyor musun? Doğruyu söyle bana. Barış mı alıştırdı seni bunlara? Ya sen ne biçim konuşuyorsun be? Pardon. Ay ayıp değil mi yaptın canım? Tanımıyor musun sen beni bin yıldır? O ayıbı geçeli çok oluyor Filiz. Öyle bütün mahallenin önünde yedi düvele rezil etmeden de önce düşünecektim bunları. E tamam, derdini söyle işte. Ama işte Allah büyük. Ahmet izin versene gireyim oğlum. Duracağım Filiz'in yanında ya. Barış. Daha savcı gelmedi. Talimatını bekliyoruz. Ne oluyor ya? Dostum şu anda avukatını getirdik. Avukat sordu, olmaz. Girmemiz lazım. Açsa onu çıkarmayalım. Ne oluyor ya? Barış. Sadece avukat girecek. Ben buradayım. Kardeşim, şüpheli içeride. Avukat girecek sadece. Vatandaş dışarıda beklesin. Kusura bakmayın. Şüpheliciğim, sakin. Hoş bulduk. Şimdi sonra ne soracaksan? Sizi dinliyorum. Gel gel hadi. Yok abi ben bekleyeceğim burada. Filiz buradayken ne işim var benim ya? Oğlum sorgu odası, ne yapacağım burada durup yani? Ya hadi yürü gidelim Tülerlerin yanına hadi. Ya zaten suçsuz olduğu çıkacak abi ortaya. Bir şey olmaz, burada yapacağımız bir şey yok. Sen getirdin avukatı, ne yapacaksın da hadi yürü. Olur. Ne durum? Filiz nerede? Nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Bekliyor. O ne demek? Ya durun endişelenmeyin hemen. Rutin bir durum. Normal yani mahkemeye çıkması. Ben elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Birinin Filiz'in üzerine suçu attığı ortada ama... Ama ne? Gerisi hakimin mahkemedeki takdirine kalmış. Tülay, Tufan, siz çocukları alın eve götürün. Ben Sevil Hanım'la mahkemeye gideyim. Akşam dönerim, tamam mı? Hadi benim bunlar. Ya Tufan abi, ben ablam nereye, ben oraya. Ben de. Ya tamam çocuklar, akşam gelecek zaten ablanız. Bir şey yok. Hadi gidelim biz. Ablam gelecek mi? Bana bak. Akşam ablanız gelecek, tamam mı? Ben kendi ellerimle getireceğim onu. Tamam mı? Barış abi, ablamı getir olur mu? Getireceğim oğlum, söz. Söz. Tamam. Haberleşiriz. Geç sen de konuşuruz. Nedir Sevil Hanım? Çıkabilecek mi, kurtarabilecek miyiz Filiz'i? O babanız olacak adam hala yok ortalıkta. Uğramadı. Ya babaanne, onun babalığından ne olur ya? Bu kadar işte onun babalığı.
İki gün geldi durdu böyle başımızda yalandan. Üçüncü gün döndü fabrika ayarlarına. Niye şaşırıyoruz ki yavrum? Normali bu zaten. Yani duyma desem olmaz. Yani mahalle yıkıldı, indi bindi. Biz rezil olduk. Ama onun duymamış olması imkansız. Bu ne sorumsuzluktur. Ben bir çay demleyeyim. Çocuklar da acıkmıştır. Bir şeyler yapayım size çocuklar. Tamam tamam, sen otur gülüm, ben duruyorum. Ay sen ne anlarsın çay demlemekten ya? Ya benim mesleğim bu ya. Kahveciyim ben. Her gün çay demliyorum zaten. Ev başka, kahve başka. Kızı mutfağını dağıtma şimdi. Ha, başlayacağım şimdi çayınızdan, kahvenizden. Hanginiz yapacaksa yapsın. Aa, koyun can derdinde, bunlar çay derdinde. Sen de otur şuraya. Gel buraya. Otur şuraya. Başım döndü bir oraya, bir buraya. Aa, midem bulandı. Otur. Tamam oğlum, sen de yani hakikaten. Gelecek işte dedi Barış akşama. Ya abi, ya ablamı bizden alırlarsa? Ne alsınlar oğlum, suçu yok ya, bırakırlar şimdi. Tabii oğlum, suçsuz el almazlar kimseyi. Ya kim yapmış olabilir böyle bir şey kıza ya? Ya kim yapacak o Ömer denen... Neyse işte ya. Her şey beklenir ya heriften, vallahi. Biliyor musunuz, biz Fikri'yle bulduk onu. O baktı, hatta kokladı. Ben de baktım. İkimiz de bir şey anlamadık. Ömer abi mi yapmış? Yok yok ya, Ömer, o başka Ömer yani. Ben isim karıştırdım. Bir de senin ağzından duyalım. Suçunu ifadendeki gibi red mi ediyorsun? Hakim Bey, vallahi benim hiçbir şeyden haberim yok. Yani ben o paketi hiç görmedim. Herhalde birisi koydu eve, yani evdekiler de bilmiyor çünkü. Ben masumum. Kayda geçsin. Sanık suçsuz olduğu iddiasını ifadesindeki gibi yineledi. Sürdürülecek tahkikat ve mahkeme süreci boyunca müvekkilimin tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz Hakim Bey. Kendisinin adresi ve telefonu bellidir. Kaçma şüphesi yok. Karar. Salonda çekeyim ben. Şöyle iki taraftan da. Meyve yiyin. Hı, istemiyorum. Hadi. Anne, iyi misin? İyiyim. Hiç iyi değilim. Şeyma Hanım. Tamam, siz gidebilirsiniz. Bu kadar fotoğraf yeter herhalde. Tamamdır. Peki, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ağla anneciğim, ağla. Dök içini. Tamamen at da Fikri amcayı içinden, pırıl pırıl gidelim Ankara'ya. Kolay mı be kızım? Kolay mı? Hadi ya. Nasıl be? Ana. Böyle de batırıyorsun sen ya. Burada. Vay, senin mi kiram? Benim. Eve bak ya, eve bak. Bu trilyonluk ya. Ya, hay Allah'ım, yine aynı şey ya. Ha bir arabayı çizip duruyorlar. Ana. Hale bak. Oha. Bu araba da mı senin? Ana. Ne saçma değil mi? Öleceğim ama derdim arabamın çizilmesi. Ay. Ben hiç eve girmek istemiyorum. E girme o zaman. Şimdi annemler başlayacak. Neredeydin, ne yaptın, nerede kaldın? Hastasın sen, yapma böyle şeyler.
Kız sen bu yaşta hala annenle mi yaşıyorsun? Yoksa evi o mu aldı benimki gibi? Ya yok, hastayım diye geldi kadıncağız. Biyopsi olacağımı duyunca geldi. Şimdi tahlil sonuçlarını soracak. Bir şey de söylemedim. Ne yapacağız biliyor musun? Gel gel. Buradan çıkalım gidelim arabayla burnumuzun doğrultusunda. Öyle gidelim işte. Nasıl? Bayağı böyle basıp gidelim. E tabii. Hayat bize nereden pas atarsa oradan göğsümüzde yumuşatacak. Çakacağız golü. Ya ama... Ama ne artık acaba ya? Ama ne? Hadi atla gidelim. Vallahi gidelim. Al sen şu ayakkabılarını al. Bende yedek var. İyi, iyi. Basıyorum yere artık. Ben çıkayım öyle bir insan. Gel, gel. Gel. Açıktan gel, açıktan. Gel. Allah Allah. Atla öyle. Çocuklar. Hadi siz yiyin bir şeyler bari, hadi. Yok ya Tülay abla, yiyesimiz yok ki. Ya ben hemen geleceklerdi. Ya gelecek oğlum ya. Yani demek ki bizim bildiğimiz gibi böyle çabucak olmuyormuş bu işler demek ki. Hem oğlum sen ne strese giriyorsun ya? Çocukları da korkutuyorsun. Gelecek işte. Ablam nerede? Gelecek İsmocuğum ya. Birazdan gelir yani, yolda kalmışlardır falan. Görüyor musun bak çocuğun hale soktun. Oğlum zaten ekstra kötü bir durum olsa Barış bize haber verir yani. Ha ha, arardı. Ya kesin kötü bir şey oldu, siz bizden saklıyorsunuz. Ne oldu? Ablamı hapse mi attılar? Bizi yollamayacaklar değil mi? Ya bir şey oldu biliyorum ya. Ya Figo ne alakası var oğlum? Sus bakayım sen. Felaket tellallığı yapma. Abla! Abla, abla. Geldin. Geldim. Lan. Canım. İsmi o. Hadi geçmiş olsun kızım. Sağ ol babaanne, sağ ol. Ha, tamam değil mi abla şimdi ha? Hakim anladı yani o suçsuz olduğunu. Kapandı yani konu. Seni teyze. Yani şimdi şöyle. Daha bu ilk duruşmaydı. Tutuksuz yargılanmasına karar verildi ablanızın ama dava sürecek. Yani asıl kararın çıktığı duruşma bir hafta sonra yapılacak. Ay, o ne demek ya? Suçsuz olduğunu inanmadılar mı ablam? Hayır oğlum, ne alakası var? İlk mahkemeydi bu. Yani ikincisi aynı şekilde dediğimiz gibi devam edecek. Bitecek yani bu iş. İşini ferah tut. Öyle olacak değil mi? Hapse falan girmeyeceksin yani. Ya olur mu öyle şey ablacığım? Yok Allah Allah. Hadi oturun yerinize, hadi sakin ol. Ben de izninizi isteyeyim. Haberleşiriz. Ben de sizi geçireyim. Kimin çayı bu? Teşekkürler her şey için. Barış, kimsenin moralini bozmak istemedim içeride ama bu iş çok ciddi. Bir saniye. Nerede Sevil Hanım? Filiz'in durumu hiç parlak değil. Ben ilk duruşmaya girdim. Ama benim uzmanlığım değil sonuçta. İşin altından kalkamam. Filiz'in hapis cezasından kurtulması için çok iyi bir ağır ceza avukatı bulmanız lazım. Tamam. Yani öyle diyorsanız tabii araştırırız. Tabii onu tamamdır. Hı-hı. Ama kapım her zaman açık. Yeni avukat başlayana kadar beni ilgilenmeye devam ederim. Sağ ol, sağ ol. Rica ederim. Haberleşiriz. Fiko! 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 Ne oluyor oğlum? Bırakın Şafi ya! Teyze Cemile'den farkı yok var! Şşş, bana bak, sakin ol lan, ne oluyor? Ya, dur sakin ol, bir konuşalım. Anlat derdini. Barış! İstemiyorum Barış abi, istemiyorum. Ablamı hapse atacaklarmış. Bizim Barış ne olacak? Ne olacak bizim Barış, Barış abi? Bana bak, bana bak bir. Sakin ol şimdi, tamam mı? Ablan hapse falan atmayacaklar. Anladın mı beni? Böyle bir şeye izin vermeyecekler. Onu ayıramayacaklar size. Tamam mı? Merak edecek bir şey yok yani. Korkma. Okey. Hadi eve gidelim. Kalk. Salak mıyım ben Barış abi? Salak mıyım ben? Senin teyzenin dediklerini duymadın mı ben ya? Bak, bağırma ulan. Salak falan değilsin. Bağırma. Tamam mı?
Salak falan değilsin. Hatta cin gibisin. İyi, sen kaşın. Bana yardım edeceksin o zaman. Tamam mı? Bak. Durumlar birazcık zor. Sen de bunu saklamayacağım. Ben o tarafı çözeceğim. Ama senden istediğim yardım şu. Eve sahip çıkacaksın. Tamam mı? Ablana sahip çıkacaksın. Yardım edeceksin ona. Normalde bunu rahmet yapıyordu. Ama onun da başında bir ton bela var. Artık iş sana düşüyor. Tamam mı? Hallederiz değil mi Barış abi? Tabii hallederiz oğlum. Tabii ki halledeceğiz. Erkek sözü bak. Erkek sözü. Tamam mı? Hadi, hadi koş. İki gün doğru düzgün yemek yediler, yine makarnaya talimsin çocuklar. E bırakmadın ki doğru dürüst yemek yapayım çocuklara. Olur mu canım, dinlenmen lazım senin. Üç yanlısın sen artık, tamam bırak onu da ben yaparım. Ay saçmalama Filiz, domates doğramaktan ne olacak bana? Aa. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim ya, iyiyim. Ya hakim ne dedi, bir de anlatsana bana ne olur. Ya işte bir şey yok yani, Sevil Hanım çok güzel konuştu. Ondan sonra hakim de işte bir sonraki celseye kadar tutuksuz yargılansın dedi. Öyle yani. Zaten o zamana kadar gerçekler çıkar ortaya. Sen üzülme tamam mı? Üzülüyorsan yani saçmalama. Biz neleri aştık ya? Yani bununla mı yıkılacağız? Yıkılmayacağız tabii. Eğer başımıza bir şey gelirse yani hapse falan girersem ben gözüm arkada kalmaz zaten siz varsınız. Sen de yedi çocuklarla bir tek güzellik kafayı yersin yani bir şey olmaz. Filiz sen ne diyorsun ya? Laflara bak. Tamam canım öyle bir şey olacağından değil. İşte sus. Hadi. Hadi sofraya hadi. Aç. Baş, ver ben mutluyum. Salata da geldi. Ver. Ver taşımızı. Babaannem nerede? Uyuyor içeride, kaldırayım mı? Yok, çağırma kızını çağır. Çok mu sıcak ya? Çok sıcak oldu. Yok. Su getireyim mi ben? Yok ablacığım, umut değil. Çok sıcak olmadı mı ya? Camı açayım ben. Vallahi bana da sıcak geldi. Filiz, terliyor musun sen? Terliyorum Barış, sıcak. Camı açayım şuradakini canım. Bir bakar mısın sen bana, sen iyi misin? İyiyim ya. Filiz! Filiz! Abla! 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 Abla ne oldu? Çabuk çantamı getir karavandan, çabuk! Filiz, Filiz kalkar mısın? Filiz, Filiz abla, kalkar mısın? Abla ne oluyor? Anneciğim daha iyi oldun mu? Söylediğin gibi iki koliyi hallettim ben. Bak ne buldum. Bebekli kalbimi. Abi kızım sen ne tatlıydın ya. Bak burada kırkın yeni çıkmış. Sana çekmişim. Tatlılık. Evet. Ha bak bu da emeklediğin ilk gün. Burada bu salonda. Kala kala elimizde bu anılar kalıyor. Üzülme anneciğim. Yeni evde daha güzel anılarımız olur.
Onu üzülmüyorum da... Fikri Bey'in hiç fotoğrafı yok bende. Onu yanımda götüremeyeceğim. Anılarımda götüremeyeceğim diye üzülüyorum. Hayda. Kıyafet alacağımıza benzin alsaydık bitti işte. Çekeceğiz. Ne yapacağız? Al çantanı. Hadi. Takip et beni. Ay ne yapacağız Fikri ya? Ne yapacağız biliyor musun? Önce başımızı sokacak bir yer bulacağız. Sonra da karnımızı doyuracağız. Hadi. Ya Fikri pislik götürüyor burayı. Burada nasıl kalacağız ki? Tamam, burada kalmayacağız. Tepede kalacağız. Nasıl ya? Keyfimiz beyde paşada yok ha. 5 yıldızlı otel halt etmiş buranın yanına. Bir şey diyeyim mi? Hı. İyi ki geldik. Tansiyonu düşmüş. Tamam, hadi bakmayın bana öyle. Yiyin yemeklerinizi hadi. Ben bir tuzlu ayran yapayım. Oğlum hadi bakmayın bana, oturun yemeğinizi yiyin hadi. Abla. Abla yok işte, ye otur yemeğini. Ben Tülay'a bakayım ya, o da fena oldu. Tülay. İyi misin? Bana bakmıyor. Hastaneye gidelim, kan testi falan yaptıralım. Ya yok şimdi hastane falan iyice darlar benim istemiyorum. Ya nedir bu başımıza gelenler ya? Ay elim ayağım dolandı. Tabii. Hava mı alsak biraz ya? Ha? Tamam hadi gel. Hadi. Tamam tamam hadi. Aa nereye? Biraz dışarı çıkalım ya, hava alalım. Ha? Sağ ol. Of. Hadi yiyin yemeğinizi hadi. Daha iyi misin? Yani bak bence gün boyu bir şey yemedin, o yüzden de oluyor. Biliyor musun? Bir şeyler yesen, böyle bir yatsan uyusan falan kendine gelirsin, toparlarsın bence. Kendime gelemem. Kendime gelemem Barış. Ben gidersem ne yapacak bu çocuklar? Zaten ben öyle küçük yerlere giremem. Ben korkuyorum öyle küçük yerler. Yavrum olur mu öyle şey? Allah Allah. Canım sen niye ağlıyorsun ki? Sen girmeyeceksin ki oraya. Bak bakayım bana. Ben sana hep ne diyorum? Ben yaşıyorken senin başına bir şey gelmez diyorum, değil mi? Gene söylüyorum aynı. Güven bana. Ben yaşıyorken sana asla bir şey olmasına izin vermem. Söz veriyorum. Tamam mı? Bak. Bak dinle şimdi bak.
Şimdi ilk önce bu beladan kurtulacağız. Tamam mı? Sonra sen Cemil'den boşanacaksın. Sonra gideceğiz, Yıldırım nikah kıyacağız. Evleneceğiz yani. Sonra çok daha büyük bir eve taşınacağız. Bütün mini modları yanımıza alacağız. Çok mutlu olacağız, çok huzurlu olacağız. Hayal ettiğimiz gibi. Tamam mı? Tamam mı? Ben sana bir şey olmasına asla izin vermem. Sen şimdi dinlen güzel güzel, tamam mı? Kendine gel, bir toparla. Üzme kendini de. Üzmen gereken bir şey yok. Hadi içeri girelim, çocuklar merak etmesin. Sen gelmeyecek misin? Yok ya, ben gelmeyeyim. Oturun siz. Görüşürüz bir tanem, hadi. Mülkü amirine danışmadan savcıdan emir çıkarttırdın ha? Bana sormadan nasıl operasyonu çıkarsın Cemil? Amirim, bu soruşturmanın başına beni siz getirdiniz değil mi? Siz yoktunuz, ben de inisiyatif kullandım. Ayrıca sonuç ortada. Görüyorsunuz, haklı çıktım işte. Ya bırak Allah aşkına. Sen Filiz'in uyuşturucu satıcısı olduğuna inanıyor musun? Amirim, benim neye inanıp neye inanmadığımın ne önemi var? Delil ortada işte, delil esastır biliyorsunuz. Koskoca emniyet amirine delil esastır dedin sen şimdi, öyle mi? Yani iyi ki söyledin, biz bilmiyorduk çünkü. Ya Cemil, bak beni sinirlendirmeden çık. Hadi oğlum. Gel. Amirim, Savaş Aktan burada. Çok acil sizle konuşmak istiyor. Savaş Aktan mı? Gelsin. Merhaba amirim. Sen çık Cemil. Amirim. Sonra konuşuruz. Nöbetin bitti. Git biraz istirahat et. Otur. Amirim merhaba. Ben Ömer Duruner'le ilgili konuşmaya geldim. Amirim, bu adam mafya. Pek kanı toplayamadık ama bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Bence Filiz'in evine de uyuşturucu koyan o adam. Yani bu konuda onu sorgulamanızı söylemeye gelecektim. Biz onun sorgusunu yaptık. Bir şey bilmediğini iddia ediyor. Peki bana izin verseniz, yani ben gidip konuşsam, belki biraz üzerine gidersem ikna olur. Bu mümkün değil. Böyle bir şeye izin veremem, hayır. Amirim bakın, ben böyle elim kolum bağlı oturamam. Yani Filiz'in suçsuz olduğunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Göz göre göre hapse girmesine izin mi vereceğiz? İzin verin onunla konuşayım. Konuşayım, eğer içinden bir şey çıkmazsa ben yanlış düşünüyorum, olur. Bakın çok kısa konuşun. Amirim 5 dakika verdi. Tamam, teşekkür ederim. Ne oldu? Beni mi özledin Barış Bey? Kestir aşağı. Filiz'in evinde uyuşturucu buldular. Sen mi yaptın? Buraya kadar boşuna yorulmuşsun. Polisler sordu bana bu soruları. Bir şey bilmiyorum ben. Bence gayet iyi biliyorsun. Ulan sen nasıl bir adamsın be? Çocuklar bu evde, çocuklar. Zeynep de o evde. Zeynep'i de mi görmezden geliyorsun? Ya onlar bulsaydı? Zeynep'i tehlikeye atacak bir şey yapmam ben. Ama biliyordun. Hı? Bu kadar şey duyduğuna göre, delirmediğine göre biliyordun. Bak, çok yakında buradan çıkıyorum. Kızımı alıp gidiyorum. Hiçbiriniz umurumda değilsiniz. O zaman Filiz'den ne istedin? He? Yazık değil mi kıza? Senin kızına kendi kardeşine bakar gibi baktı o. He? Ne istedin ondan? Ay, yanlış yerde arıyorsun cevapları. Yanlış kişiye soruyorsun. Nasıl? Babana gideceksin. Ona soracaksın bunu. Savaş Aktan, süreniz bitti. Buyurun çıkalım. Bir saniye. Ne diyorsun sen be? Babana. Merak ediyorsun, anlatayım.
Servet Bey beni buraya bir anlaşma yapmak için çağırdı. Baban beni buraya Filiz'i işten kovayım diye çağırdı. Ne? Ya? Duydun işte. Sen yaptın. Sen yaptın. Allah belanı versin senin. Allah belanı versin senin. Savaş. Neredesin sen? Ne demek o? Ne oluyor? Filiz'in paketleri sen koydurdun değil mi? Ha? Sen ne saçmalıyorsun gece gece? Neredesin sen? Neredesin? Olduğun yere geleceğim. Neredesin? Senin saçmalıklarını ayıracak vaktim yok benim. Sağ olasın anacığım. Afiyet olsun. Cemil. Hı. Filiz tutuklanmış diyorlar. Bütün mahalle bunu konuşuyor. Sen bana hangi ara söyleyecektin acaba? Yani durumun ciddiyetini anlayana kadar bekleyeyim diyordum ama... sağ olsun yine komşular gerekeni yapmış. Komşular ya. Oğlum böyle bir şey gizli kalabilir mi hiç? Fatma'nın oğlu karısını uyuşturucudan tutuklamış diye konuşuyor herkes. Vallahi öyle oldu anne. Ben de şaşkınım, anlamadım. Başka bir şey aramaya gittik. Bayağı böyle paket çıktı evden. Ne bileyim. İlahi adalet mi desem? Bak bize yapmadıklarını bırakmadılar. Mahallede yedi düvele rezil olduk. Belki de onun vebali çıkıyor Filiz'den. Ne bileyim. Ne anladım ben bu işten? Sen şimdi uyuşturucu satıcısının kocası mı olacaksın? Bak oğlum, bu kız senin polisine laf getirecek. Şurada terfine çok az kaldı. Böyle bir lekeyi sürme mesleğine. Boşan gitsin şu kızdan artık oğlum. Yaptığın onca şeyden o kadar kolay sıyrılabileceğini sandın ha? Savaş, çekil önünden. İşim gücüm var. Filiz'i evinden attırdın. Şimdi evine uyuşturucu gizlemek. O kadar düştün öyle mi? Ulan o evde çocuklar var, çocuklar! Savaş, ne saçmalıyorsun? Neye uyuşturucusu? Sen ne yaptığını gayet iyi biliyorsun. Evine uyuşturucu gizletmişsin. Polisler geldi tutukladı. Hem de ailesinin gözü önünde. Vallahi pek şaşırmadım. O ailenin hali ortada. Aslında senin halin ortada. Ya sen bu kadar aşağıda bir adam mısın? Bu kadar aşağılık biri misin sen be? Laflarına dikkat et. Etmiyorum, etmeyeceğim de. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Şimdi benimle geliyorsun karakola, Filiz'i bu işten alıyorsun. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben bir şey yapmadım. Hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun değil mi? Peki, peki. Senin anladığın dilden konuşacağım öyleyse. Ya şimdi benimle gelirsin Filiz'i kurtarırsın... ya da o belgelerle şimdi polise giderim. Tamam mı? Senin o bütün pisliklerini dökerim. O yasalı şehir neyse onların hepsini. Ne yapmışım ki ben? O belgelerin hala bende olduğunu biliyorsun. Bildiğini biliyorum. O belgelerle giderim polise, her şeyi anlatırım. O paravan şirketlerden bahsediyorum artık, ne yapıyorsan. Birkaçını da annemin üzerine yapmışsın, biliyorum. Neyse, geliyor musun, gelmiyor musun? Son sözüm. Peki, bana göre boş. Savaş, dur. Gel içeri girelim. Bunlar böyle ulu orta konuşmuyor. Hayır, hayır, dinlemeyeceğim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Geliyorsan gel. Tamam, benim söyleyeceklerimi dinle o zaman. Savaş Bey, Servet Bey toplantı... Şimdi değil. Otur şöyle, sakince konuşalım. Oturmayacağım. Peki, nasıl istersen. Açıkçası bu kızın başına her kötü şey geldiğinde beni sorumlu tutmana üzüldüm. Babanım ben senin.
Böyle bir şey yapacağımı nasıl düşünürsün? Hiç mi güvenin yok bana? Güvenme. Daha fazla asabımı bozmayayım. Toparlanın toparlıyorsan hadi gelin bir önce. Tamam, evet, tamam. Yani geçmişte benim de bazı hatalarım oldu, kabul ediyorum. Ama böyle bir iftirayı hak edecek bir şey yapmadım ben. Servet Aktan'ı uzatacaksan gidiyorum. Tamam, tamam, peki. Savaş, tamam bak. Filiz'e yardımcı olacağım. Sırf sen mutlu olasın diye. Oğlum olduğun için. Korktuğun için değil yani. Sen nasıl istersen öyle düşün. Ama ben babanım senin. Bunu unutma. Ulan şu haline bakan da var ya, adamcağıza bak nelerle uğraşıyordur ha. Yer miyim lan ben bu numaraları? Ha? Ben senin var ya ciğerini biliyorum, ciğerini. Anladın mı? Leş gibi pisliğin yalanın içine batmışsın, haberin yok. Ama ben sana zaman kaybetmeyeceğim. Bir önce Filiz'i kurtarmak için ne yapıyorsak yapalım, yoksa gidiyorum. Tamam, bekle bir dakika. Alo Telat. Bana hemen en iyi ağır ceza avukatınızı yolla. Bir yakınımı savunacak. Evinde yasa dışı bir paket bulunmuşsa. Tamam. Bekliyorum, hemen gönder. Gördün mü? Çözüyorum işte. Mutlu musun şimdi? Filiz beraat ettiğinde mutlu olacağım. Edecek. Çünkü benim avukatlarım en iyisi. Cezası büyük ihtimalle paraya çevrilir. Onu da hallederiz zaten. Şimdi sen git. Ben avukatla konuşayım. Sonra sizin yanınıza yollarım. Bak söylediğin gibi o avukat eğer Filiz'in işini çözmezse o belgelerle polise giderim. Yemin ederim yaparım bunu. Bana Necdet'i yollayın hemen. Buyurun Servet Bey. Bu bir süre önce ifşa olan paravan şirketleri hallettiniz değil mi? Sıraya koyduk efendim. Tek tek ilgileniyorum. O ne demek aptal herif? Ben sana bir an önce hallet demedim mi? Ama hepsini bir anda halledersek çok dikkat çekerdi Servet Bey. Bir an önce hepsini hallet. Duydun mu? Tamam efendim, nasıl istersiniz. Allah kahretsin. Alo, Tülin. Servet Bey, buyurun efendim. Ayla Hanım yanında mı? Hayır efendim, yürüyüşe çıktı. Heh, güzel. Şimdi dinle bak. Yarın akşam Savaş Bey kız arkadaşıyla birlikte oraya yemeğe gelecek. Hep birlikte olacağız. Öyle mi Nixer? Tülin, bir sus dinle şimdi. Senden yapmanı istediğim bir şey var. Ama bunu ne Ayla ne de bir başkası duyacak, anladın mı? Eğer becerebilirsen sana yüklü bir prim vereceğim. Nedir efendim? Dinle şimdi. Gel gel. Tutuyorum ben. Ne? Ama bebek gibi uyudum ha. Çatıda uyumanın bu kadar keyifli olacağı aklıma bile gelmezdi. Aç kafa öyledir ya. Ama fil gibi acıktım ben. Gidip bir şeyler yiyelim hadi. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Benzin de bitti. Yol yardımını arıyorum ben. Ya dur ya, ne yol yardımı ya? Hayat bize nereden pas atarsa oradan gol atacağız ya. Hadi ne hadi. Ne yapacağız? Yürü, yürü işte gelen geçen bir arabayı durduracağız. Ne? Otostop mu çekeceğiz? Aha geliyor geliyor, bak bak bak. Lan 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 lan. Ayı oğlu, ayı, ayı oğlu. Bak görüyor musun? Gördün mü? Gaz bile kesmedi şerefsiz ya. Gel şuraya gel. Hah. Aha geliyorlar. Ne? Gel gel. Motor bu. Ya bu saatte nasıl eşek olsa bineceğiz. Dur, dur. Heh. Hey. Hayırdır amca? Yolda mı kaldınız? Amca senin babandır ama
Yolda kaldık ya, yolda kaldık. Size zahmet ya, bizi şöyle atsanıza ilerlere. Sahilde arkadaşlar bekliyor. Kamp yapacağız. İsterseniz siz de bizimle gidin. Vallahi mi? Ya gördün mü Melek? Beleşe bir de kamp kaptırma. Ne ballıyım değil mi? Ay Fikri, motora mı bineceğiz? Öyle atlayacağız arkasına. Tor 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 gideceğiz. Biraz rüzgarlı olur ama çok iyidir ya. Gidelim be. Bunları da takın. Ben bunu ütüleyim de Fikri Bey geldiğinde veririm. Efendim? Şeyma Hanım merhabalar. Merhaba. Size çok iyi bir haberim var. Evinize alıcı çıktı. Ha öyle mi? Sevindim. Yarın gelecekler eve bakmaya. İnternette görünce de çok beğenmişler. Büyük ihtimal bir sorun çıkmadan satışı gerçekleştiririz. Tamam, o zaman ben sizi bekliyorum. Ha, ben de seni merak ediyordum. Gel. Dur, anlatacağım. Selam herkese. Çok iyi haberlerim var. Ne oldu? Senin şu avukat işi çözüldü. Bayağı çok iyi bir avukat bulduk yani. Türkiye'nin en iyisi. Senin davana bakacak, çözüldü yani mesele. Hallettik. Allah'ım lan. Ay hadi inşallah. Ama paramız yok ki. Senin de paran yok artık. Nasıl ödeyeceğiz? Yok, o işi çözeceğiz. Yani benim bir arkadaşım öyle tanıdık. O halledecek öyle ücretsiz bakacak yani. Ya sen takma buna. Halloldu diyorum. Formalite yani artık mahkeme. Çözdük bitti. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Of. Aferin sana artist. Kedi olalı bir fare tuttun, bir işe yaradın. Sen benim torunumu çok seviyorsun galiba ha? Evlenince de yüzünü güldürmeye devam et. Ne diyeceğim merak etme Aysel babaanne. Ha senden yana merakım yok da hani aileler kara kedi gibi aranıza girebilirler. Baban... Yok bizim aramıza kimse giremez, siz hiç merak etme. Sen öyle san. Aa, Aysel ablacığım niye öyle diyorsunuz ya? Bunlarınki 100 yılın aşkı. Hayatta ayrılmaz bunlar ya. Neyse, benim hastaneye gitmem lazım. Ha. Avukatla görüşeyim. Sana döner haber ederim. Tamam, tamam. Biz de kontrol için hastaneye gideceğiz. Aysel Hanım, hoşça kal. Bugünler Aysel teyze. Hadi gittik biz. Bak, çözüldü her şey. Artık hiç üzülmeni istemiyorum, tamam mı? İnşallah, inşallah. Hadi git de bebeklerini gör. Yani tutuksuz yargılanması iyi bir şey. Bence bir sonraki mahkemede serbest bırakırlar Filiz ablayı, merak etme. İnşallah öyle olur Müjde. Biz de kendimizi kandırmıyoruzdur yani. Ama tabii benim bu Ankara işi yalan olur. Ben gelemem senin. Benim yerim burası. Nasıl ya? Ya habire olay, habire olay. Görmüyor musun Müjde? Nasıl geleyim ben şimdi senin Ankara'ya? Ya rahmet sen dalga mı geçiyorsun ya? Ya ben annemi ikna ettim. Evi satıyoruz biz. Farkında mısın? Farkındayım Müjde. Haklısın. Ama ablamı bırakamam ben. Nasıl geleyim şimdi? Ha, ablanı bırakamazsın ama beni bırakırsın öyle mi? E bravo Rahmet ya. Gerçekten babanın oğluymuşsun. Seninle yola çıkılmazmış gördük. Ya Müjde. Ya zaten canım burnunda. Ne yapıyorsun ya? Müjde. Ya ne demek 2 gün sonra gidiyorsunuz Ayşe? Bu kadar çabuk gidilir mi ya? Ya Fika. Anlattım ya sana.
Babam bir çaydan çıkıyor. Biz de gideceğiz işte. Nereye gidiyorsunuz? Kayseri'ye gideceğiz. Amcamlar var orada. Babama iş ayarlayacaklar. Sen hiç gittin mi Kayseri'ye? Ben hiç gitmedim. Bir de canımı en çok sıkan şey orada denizin olmaması. Buraya deyince alışmışsın ya. Evet. İlk defa bir okulu sevmiştim. Burada arkadaşlarımın da çok katkısı var. Neyse artık ben sınıfa çıkayım. Sen gelecek misin? Yok ya, zil çalsın öyle. Şşt lan. Bakımsız Romeo. Ne zaman gidiyormuş Ayşe? 2 gün sonra abi. Hadi ya. Ya abi. Benim Ayşe'ye bir hediye vermem lazım ya. Bana yardım eder misin? Oğlum 5 kuruş param yok benim. Ben sana nasıl yardım edeyim? Ya alalım demedim ki abi zaten. Ben yapacağım, kendim yapacağım. Onu da yardım eder misin? Ha öyle. İyi tamam öyle olur. Ne dersin? Bilirsin. Babaanne bir şey istiyor musun? Kapıyı kapa. Ses yapmayın yeter. Tamam. Efendim Aile Hanım. Merhaba Filiz'ciğim. Merhaba. Az önce Servet'le konuştum. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Anladım. Neye mutlu oldunuz? Yarın akşam beraber yemek yiyecekmişiz ya. Onu söylüyorum. Ben böyle küs kalmak istemiyorum. Çok sevindim. Yemek mi nasıl yani? Servet'le savaş barışmışlar Filiz. Servet mutlaka Filiz'i ara, bunu kutlamamız lazım dedi. Hep beraber yemek yiyelim dedi. Onu söylüyorum. Yarın akşam bizdesiniz. Anladım. Bak geç kalmayın, bekliyorum. Görüşmek üzere, tamam. Hadi canım, görüşürüz, hoşça kal. Elincim, kapatabilirsin bunu. Hah, alo. Ya sen babandan yardım mı istedin benim için? Yani, evet de... Sen nereden anladın ki bunu? Annenle konuştum. Savaş'la babası barıştı dedi. Yemeğe çağırıyorlarmış bizi yarın. Ne dedi? Barış niye söylemiyorsun avukatı babanın bulduğunu? Yavrum ne bileyim yani. O kadar çok şeye üzüldün ki bir de buna üzülmedi istedim ne bileyim. Hem babamın çevresi geniş biliyorsun. Yani onsuz böyle güçlü bir avukat bulamayabilirdik o yüzden. Çok teşekkür ederim. Yani babandan yardım istemek senin için ne kadar zor biliyorum. Şimdi benim için bunu yapman yani... Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben sevdiğim için her şeyi yaparım. Ya bu yemek için olacak. Ya yok öyle bir şey olmayacak tabii ki. Ya olur mu canım? Ayıp olur şimdi. Yok hayatım olmaz ararım ben annemi söylerim şimdi. İyi tamam sen bilirsin. Tamam ben şimdi çıkacağım hastaneden. Şu avukatın yanına gideceğim. Sonra da Sevil Hanım'ın yanına gideceğim. Sen de oraya gelirsin. Hem dosyaları teslim edersin hem de sen tanışırsın iyi olur. Tamam tamam anlaştık. Tamam tamam hadi öpüyorum çok. Görüşürüz. Ulan gene neler çeviriyorsun sen Servet Ak'tan ya. Ekmemek. Alo anne, neredesin? Tamam sen oyalan oralarda geliyorum ben, tamam? Hadi geliyorum. Buradayım. Hoş geldin canım. Heh, hoş bulduk. Gel şurada bir yerde kahve içelim. Yok yok oraya kadar gerek yok. Şimdi Filiz'le avukata gideceğim de acelem var. Gel konuşalım kaçayım ben sonra. Avukat mı? Ne avukatı? Anlatırım sonra ya önemli değil. Sen şu yemek işinden bahset bakayım ne alaka? Babam mı istedi senden bunu? Evet. Hepimiz çok gerildik. Artık barışalım dedi ve bence de çok haklı. Yani bu... Tatsızlıklar böyle sürüp gitsin istemiyorum Savaş. Ben çok üzülüyorum oğlum. Anneciğim çok iyi anlıyorum ama yani siz Filiz'i kabul etmedikçe
Bu pek mümkün görünmüyor. Eğer ben kabul etmeseydim Filiz'i arayıp da yemeği haber verir miydim? Ha? Hadi gel. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Son yemeği hatırlatayım istersen sana. Annem, bak. Ben senin iyi niyetinin gerçekten farkındayım. Zerre şüphem yok, emin ol. Ama babam farklı. Anladın mı? Yani onun bu yaptığı, bize yaptığı terbiyesizlikleri adım hep sineye çekmem mümkün değil. Yapamıyorum yani, anlatabiliyor muyum? Baban yaptıklarına çok pişman. Gerçekten. Üstelik bende de hata var. Yani bu beraberliğinizi biliyorsun, istemedim. Onu yönlendiren de benim. Yoksa baban ne karışır sizin ilişkinize? Yani geçmişte olanları artık unutalım istiyoruz. Savaş, ben bir oğlumu kaybettim. Diğerini de kaybetmek istemiyorum. Ben çok üzülüyorum. Selam Anacığım, sen üzülme. Ama bu yemek olmaz, tamam mı? Savaş, ya niye böyle yapıyorsun sen? Ya niye böyle yapıyorsun? Hep sürüp gidecek mi bizim bu düşmanlığımız? Ne olur sen de bir adım atsan be oğlum. Yapma böyle, çok üzülüyorum gerçekten. Anneciğim, üzgünüm ama olmaz, tamam mı? Hadi görüşürüz. Ay, Savaş. Hadi. Savaş. Ya abla hadi ya. Ya oğlum dur bir dakika ya. Ya abla hadi sen mi? Ha. Şimdi şöyle. Sevil Hanım diyor ki bu Mehmet'in ve Ebu Hayat Türkiye'nin en iyi avukatlarından biriymiş. Yani çok az kaybettiği dava varmış. Öyle yani. Oh be, tamam mı yani bu iş? Tabii tabii. Ya adam zaten davayı alacağımızı biliyor da. Tabii de dediği hiç elinde delil yok. Yani aleyhine delil yok Filiz'in. O yüzden rahatız yani, hemen tık diye çıkacağız. Oley be. Ne? Ben size ne dedim? Aslan Barış abim ya. Kurtardın ablam valla. Erkek sözü verdik oğlum, o kadar konuşacak. Allah Allah, ne söz alındı verildi acaba? Aramızda. Aynen öyle abla. İyi akşamlar. Konuşabilir miyiz? Buyur. Davayla ilgili bir gelişme mi var? Yok. Davayla ilgili bir gelişme yok. Ya bu olanlardan sonra... Benim artık bayağı midem bulandı yani bu durumdan. Hı. Hangi durumda? Ya ben bu bana yaptıklarınızdan sonra sizi bayağı böyle bir süründürmek istiyordum ama... Neyse, ilahi adalet diye bir şey var. Cemil'cim ne geviliyorsun ağzına? Direkt söyler misin, anlıyorum. Bu uyuşturucu mevzusundan sonra bu işi uzatmamak gerekiyor bence artık. Yani bu bana yakışmaz. Biz bir an önce boşanalım Filiz. Bence de yani. Çok doğru bir karar vermişsin. Bence arkasında dur. Ben de kesinlikle öyle düşünüyorum. Tamam, ben yarın evrağı imzalayıp yollarım o zaman. Okey, tamam. Çok sağ ol. Eyvallah. Valla sağ olsun. Ya ne diyorsunuz siz be? Bitti ya, o iştir ya. Oh ya. Sonunda kurtuluyoruz şu Çinçi Cemil'den ya. Ya bu mübarek gün müdür nedir? Üst üste haberler alıyoruz iyi ya. Sus, sus. Nazar değdireceksin. En kötü gecemiz böyle olsun. Amin. Dur, ben bir tüneye gidin, gelin dur. Hadi yetişti bir önce, hadi. Allah barış, nihayet oluyor ha. Üst üste iyi haberler alıyoruz. Vallahi aman aman. Yakışıklı, su versene. Hemen efendim. Hadi Zeynep, yesene. Efendim, yine bir şey diyeceksin galiba. Savaş, niye annene akşam yemeğe gelmeyeceğinizi söyledin? Çünkü gelmeyeceğiz de o yüzden. Yani bir de kadını da kandırmışsın, senin masum biri falan sanıyor. Pişman olduğunu falan düşünüyor, çok garip. Söylediklerimde samimiydim. Aramız düzelsin istiyorum. Onun için istedim bu yemeği. Ha. Ama sen böyle davranmaya devam edersen... ben de avukat konusunu yeniden düşünmek zorunda kalırım. Bir şey söyleyeyim, hiç oralara girme bence. Kendi sağlığın için.
şu dava meselesini çözelim. Buraya sonradan geliriz. Sen zararlı çıkarsın. Demek istediğimi anladın. Bak ben sadece... Yani gerçekten çok sıkıldım ben bu olanlardan. Bir yemek yiyelim, bir toparlanmaya çalışalım. Tamam biliyorum. Yani hemen olmaz bu işler. Zaman ister. Anlıyorum ama... Yani ne bileyim işte. Su! Su! Barajdan mı geliyor? Peki o zaman. Sen bayağı yemeğe gelmemizi istiyorsun değil mi? Evet dedim ya Savaş. İyi. Geleceğiz ama iki şartım var. Birincisi şu. Avukatı iki gün kala davadan çekmek gibi bir adilik yapmayacaksın. Tamam. İkincisi... Geldiğimizde Filiz'den özür dileyeceksin. Hem de bütün ailesinin önünde. Bir şey mi dedi? Duyamadım. Tamam. Nasıl istersen öyle olsun. Evet, tamam hadi görüşürüz. Babacığım. Geldim. Ne diyor Tülay abla? Ay neresin delirdi o da. Buyurun efendim. Oh. Ay. Aa! Çoluk çocuk var. Ay babaanne niye ki ya Allah Allah? Hem biz sözlüyüz ya babaanne. Ama o henüz boşanmadı. Ben de senin aileni tanımıyorum. Tamam o zaman ben size bir haber vereceğim. Şöyle ki... yarın gece bütün aile bizim evde yemeğe davetliyiz. Baş ne diyorsun ya? Evet madem evleniyoruz... Bütün ailem, bütün minim oğulları tanısın istiyorum. Aileler tanısın yani. Benim misin? Minim, minim. Vay be. Abla kaynana seviyormuş seni aslında ya. Ay zevzek zevzek konuşma be. Abi. Hı. Gelsene. İyi. Filiz. Ay ben çıplak kaldım. Abiye elbisem yok. Abi şimdi dedim ya ben. Hani Ayşe hediye yapacağım diye. Hı. Bak. Bu ne lan? Deniz kabuğu abi. Kartını yapıştıracağım. Ha. Ondan. Oğlum sen bana bu yaştan sonra el işini mi yaptıracaksın lan? Ya abi şimdi şöyle. Ayşe Kayseri'ye gidiyor ya. Ha. Orada deniz yok. O yüzden morali çok bozuldu. Bu deniz kabuklarını kartona yapıştıracağım. Sonra ona vereceğim. Her baktığında beni, İstanbul'u. Bir de denize atılır işte. Aferin lan bakımsız Romeo. Çok iyi fikir lan bu. Beğendin mi? Vallahi beğendim. Yemin ediyorum saygı duydum senin bu fikrine ha. Hiç beklemezdim biliyorsun. Çok zor saygı duyarım sana. Hadi getir yapalım şunları hadi. Şurada. Ha. Ulan Ankara'da da deniz yok. Ulan abinin işini bile kurtardın be Fiko. Getir bakayım şuraya getir. Bak. E işte çocuklar sizin yaşınızdayken ben var ya sürekli kavga ederdim. Önüme geleni koyardım, düşerdi koyardım. Ne günlerdi be. Oo ne kavgalar gördüm ben biliyor musunuz? Ay. Ay. Teşekkürler. Sağ ol kızım. He. Ama işte yaş ilerledikçe ulan kavganın bir manası olmadığını gördüm. Hayat güzel. Eğlenmeye bakacaksın. Fikri abi anlattıklarına göre sen de hayatın anlamını çözmüşsün. Çok baba adammışsın. İyi ki tanımışız seni. Tabii sizi de Melek Hanım. Ben de öyle sağ olun. İyi ki tanıdım sizi. Fikri biz kalksak mı ki artık? Ha? Bütün gün beraberdik arkadaşlarla zaten. Aa, olur mu öyle şey? Sizi de ekibe aldık artık biz. Hem daha eğlence yeni başlıyor. Vallahi mi? Nasıl ya? Siz böyle mi eğleniyorsunuz lan? Ne bu lan? Şişt. Sen bırak, ben söyleyeyim sen eşlik et tamam? Fikrimin ince gülü
kalbimin çen bülbülü. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Kalk 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 kalk. İstersen biz dönebiliriz. Yok, hayır. Ben çok iyiyim. Çok mutluyum. Gerçekten. Hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum. Senin sayende. Keşke hiç bitmese. Şşş. Sakın aklına bir şey getirme. Hiç bitmiş. Filiz, ne oldu beni gördüğüne şaşırmış gibisin? Gel ablaya. Nasıl saldılar seni? Yeterli kanıt olmayınca serbest bırakmak zorunda kaldılar. Gördüğün gibi planın tutmadı. Neyse ben buraya tartışmaya gelmedim. Zeynep'i alıp gideceğim. Veda etmeye geldim. Baba. Kızım. Hadi herkesle vedalaş, gideceğiz. Hadi. Ömer, konuşabilir miyiz biraz? Konuşacak bir şey yok. Zeynep'i alıp gideceğim Filiz. Tamam, konuşabilir miyiz biraz? Peki. Abla, Zeynep temelli mi gidecek ya? Bir saniye ablacığım. Şuraya buyur lütfen. Sen yerleştirdin o paketi değil mi? Efendim? O uyuşturucu paketini sen yerleştirdin benden intikam almak için. Saçmalama Filiz. Ben paket falan bilmiyorum. Ayrıca bu ithamları dinlemeye gelmedim. Kızımı alıp gideceğim, o kadar. Neyse, itiraf etmeni beklemiyorum zaten. Seninle konuşacağım şey bu da değil. Hı. Ne konuşacaktın peki? Zeynep. Sen onun öz babasısın. Çok seviyorsun kızını, biliyorum. Hı hı. Ama onu gerçekten seviyorsan bizle bırak. Delirdin herhalde. Ya senin hayat tarzın ortada, ne iş yaptığın ortada. Bırak çocuk bizle yaşasın. Silahlardan, tehlikelerden uzak olsun. Sen istediğin zaman gel gör yine. Filiz, öyle bir şey olmayacak. Zeynep benim kızım, yeri de benim yanım.
İyi, kendine çeki düzen ver o zaman. O çocuk çok güzel bir hayatı hak ediyor. Tamam? Tamam, olur. Hiç merak etme. Baba. Geldim kızım, geldim. Tamam. Tamam. Hadi gidelim. Gel bakalım zeytin gözlüm. Hep böyle uslu bir kız ol. Tamam mı? Hı? Tamam, sen babasısın. Bir şey demiyoruz tabii yani de. Ama biz de onun ailesiyiz yani. O yüzden gözüm üstünde. Benim de gözüm üstünde. Kuzum. Teyzeciğim. Biz seni çok seviyoruz, tamam mı? Hepimizi istediğin zaman gelip görebilirsin. Baban seni getirir, tamam mı? Ceylan gözlü, yemeklerini güzel güzel ye, güçlü kas ol, tamam mı? Hadi kızım, gelin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Gel ayakkabılarını. Yediniz mi bir şeyler? Yeğenin ev gitti Tülay abla. Evet kuzum gitti. Şeyma Hanım, merhabalar. Erkan Bey ve eşini getirdim size. Evle çok ilgilenmişlerdi. Telefonda da bahsetmiştim evet, size. Evet, buyurun buyurun. Buyurun, buyurun. Yalnız bir bakmayın. Ben biraz böyle şeyim de... Şunu ayağınıza geçirseniz biraz bir rahatsızlık gibi hani... Şunu da size vereyim. Şöyle artık olduğu kadarıyla... Ay şey, ayakkabının üstüne değil, ayakkabıyı çıkarıp. Artık girebilir miyiz? Evet, evet, buyurun. 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 Böyle başlayalım. Burası benim kızımın odası. Aa. Kaç yaşında kızınız? 17. Adı da Müjde. Ne güzel. Bizim de kızımız olacak inşallah. Ay, bu tatlış kız mı? Biz bu evi aldığımızda hamileydim ben. Müjde bu evde doğdu, bu evde büyüdü. Hadi evet, şöyle gelin. Buyurun.
Şöyle. Burası mutfak. Ama çok sağlam çocuklar değil mi? Ya. Ah, vay be. Şu hayata bak ha. Keşke hep burada yaşasak değil mi? O çocuklar da gitmese, motorları park etseler buraya. Oo, bütün hayatı burada geçirsek her gece gır gır şabatla. Ah! Ama bizim daha yaşayacak çok şeyimiz var senin ha. Değil mi kız? Ne oldu, senin ağrın mı? İyiyim, iyiyim. Merak etme, bir şey yok. İyisin, iyisin. İyiyim. Keşke çocuklara gelirken dondurma alın deseydik. Canım istedi. Onlar mı? Canım çekti. Ya. Ben gider alırım sana ya. Hem ya. Ben de yerim. Kız ne ister ki acaba? Heh? Ya ma. Melek. 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 Kendini boğacaktın, beni de öldürecektin be! Çünkü Allah aşkına git! Oğlum, bitsin artık, dayanamıyorum ben! Ben böyle yapamam, yaşayamam! Ölümü düşünerek yaşayamam! Tamam, senin her şey çok güzel, eğleniyorum, sana çok gülüyorum! Ama ben öleceğim! Yetti be! Herkes bir gün ölecek. Kimse dünyaya kazık çakmayacak. Herkes öleceğini bile bile yaşıyor. Ama 3 ay sonra öleceğini bile bile değil. Aynı şey değil. Senin için söylemesi ne kadar kolay. Nesi kolay be?
kendi ölümden döndüm. Ben daha geçenlerde en büyük kızımı gömdüm. Ondan sonra da karımı gömdüm. Ben de idmanlıyım ölüme. Her an karşıma yeniden çıkabilir üstelik. Peki nasıl korkmuyorsun? Ha? Nasıl hala böyle neşelisin? Her şeyin tadını nasıl varıyorsun böyle? Neden biliyor musun? Çünkü hala hayattayım be! Sen de hayattasın. Kanlı canlı duruyorsun karşımda. Ama öleceğim. Öleceğim. Öleceksin. Herkes bir gün ölecek. Ne yani? Bir gün öleceğiz diye kimse yaşamasın mı? Ha? Görüyor musun? Güneşi görüyor musun? Bak bak bak. Denize bak, denize, deniz. Görüyor musun deniz? Gel, gel. Bak bak. Bize bak lan. Bize bak. Manyak mısın? Yaşamayalım mı? Hadi kaldığımız yerden yaşamaya devam edelim hadi. Kızım daha gidip dondurma alacağız be. Yolma saçını o kadar tamam. Ya abla olmuş mu böyle? Olmuş tamam yolma saçını. Hadi al İsmo'ydu. İsmo gel bakalım senin de saçını tarayalım birazcık. Çok az tarayacağım bak hiç acımayacak. İstemem. Ya birazcık tarayacağım, acımayacak bak. Ya istemem. Ya acıtmayacağım. Allah. İstemiyorsun tamam. Ya vaktiyle beni dinlemediniz. Bu kuş yuvasını keselim dedim. Şimdi uğraşın bakalım. Kesme. Tamam baba. Keseceğim. Babanı tam korkutma çocuğu. Keseceğim. Allah Allah. Hadi babaanne sen de hazırlan artık. Ben ne giyeceğimi bilemiyorum ki. Ne gülüyorsunuz öyle enikler? Ha? Ben sosyete kadınım yemeğe gideceğiz. Güzel giyinmek isterim. Haklısın. Abla babaannem heyecan yaptı ha. Filiz. Canım. Ay senin için bu elbiseyi buldum. Sana çok yakışır ya. Ha çok güzelmiş. Hadi giy çabuk geç kalmayın hadi. Tamam. Fiko nerede ya? Köten ya. Aman bir gitti mi gelmiyor bu çocuk ha. Böyle giyindin? Düğüne mi? Misafirliğe. Otursana. Peki. O ne elindeki? Bunu ben sana yaptım. Hediye bu. Ya. Çok güzel. Sen mi yaptın bunu? Çok güzel. Hayatımda aldığım en güzel hediye. Beğendin yani. Beğenmek de demek. Bayıldım resmen. Sonsuza kadar saklayacağım.
Sana bir sır vereyim mi? Ver. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Sen de benim. Ayşe. Ben seni çok özleyeceğim ya. Ben de seni çok... Ben de seni çok özleyeceğim. Ama üzülme. Ben seni Filiz ablanın telefonundan arayacağım. Ararsın değil mi? Ararım tabii. Hiç kopmayacağız birbirimizden, tamam mı? Söz veriyorum sana. Sen de beni ararsın. Ben varınca haber veririm sana. Ben artık kalkayım Fiko. Ya eve yardım edeceğim çünkü. Ben vedalaşmayı pek sevmem Fiko. Sen benim yerime Filiz ablamlara da selam söyle, tamam mı? Kendine iyi bak. Sen de. Abla bu ne ya? Bu ne ya? Ya olmuş mu? Sen ne diyorsun abla? Fıstık gibi olmuşsun ya. İnsan. Ama en yakışıklı ismim benim. En yakışıklı. En yakışıklı ismim. Oh. Hadi. Babaannem nerede? Ya o içeride Tülay ablayla kıyafet deniyor vallahi. Allah Allah. Biz geldik. Vay babaanneme bak be. Bu ne güzellik. Güzel, güzel olmuş mu? Bu ne ya babaanne? Şinan ay verdi annesinin elbisesini. Ay çok yakışmış. Vallahi. Teşekkür ederim. Hadi. Ya abla Fikret gelmeden nereye çıkıyoruz ya? Ha. Geldi ve şu an kendi canını kurtardı. Tam zamanında geldin, çok büyük hazır işi çektin ha. Ha. Vay bu ne güzellik ya. Sağ ol. Getsin. Evet, hazır mı herkes? Vay babaanne yıkılıyorsun ya. Damat ben de az artist değilim. Bir şey söyleyeceğim, karavanı getirdim. Şöyle yürümene gerek olmayacak ama bineceğiz buradan, tık tık gidip geleceğiz. Ne süper. Sağ olasın yavrum. Ne biçim olmuşsun ya. Mustafa hadi bak. Filiz bana bak, ezdirmeyin orada kendinizi ha. Dik durun tamam mı? Herhalde canım. Ben varım burada. Hı. Gel babaanne. Filiz, bak kocanı elinden aldım. Ayla nerede? İçeride efendim. Ha, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl olmuş ama? Güzel. Güzel değil mi? Çok güzel oldu bence de. Benim biraz işim var mutfakta. Sen rahatına bak. Geliyorum ben. Yaptın mı hazırlığını? Evet Servet Bey. Sakın heyecanlanma. 2 dakikalık iş. Yalnız dikkat et. Ayla da Savaş da şüphelenmemeli. Tamam Servet Bey. Siz hiç merak etmeyin. Aferin. Sen şu işi hallet. Paranı vereceğim. Her şey tamam gibi. Savaşlar gelene kadar gel biz oturalım biraz seninle. Tamam. Hadi. Aa, geldiler galiba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Savaşçığım. Hoş bulduk anneciğim. Aa o araba ne? Ha o mu? O benim evim. Babam sağ olsun. Yok hani babam beni evden attı ya. Artık orada kalıyorum. Sorun yok yani.
Hoş geldiniz Aysel Hanım. Ben Servet Aktan, Savaş'ın babasıyım. Tahmin ettim. Bana bak. Savaş kim? Ha, benim diğer isim babaanne. Ha, 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 ha. Çocuklar hoş geldiniz. Filiz'cim sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun. Biz ayakkabıları çıkartmıyor musunuz? Yok canım, bu evde ayakkabı çıkmıyor. Burası sosyete oğlum. Buyurun. Aysel Hanım, sizi şöyle alalım. Geçin çocuklar, siz de buraya mı için oturayım? Buyurun. Buyurun, tabii tabii. Balatına bak baba. Yerler numaralı galiba. Aa. İzin al. Çikolata. Al oğlum al, ye. Ben bunları çikolataya gark ediyorum ama çocuk imrendi herhalde. Alsanıza çocuklar. Aslında buyurun, sizin ikram etmeniz lazım. Ay, doğru söylüyorsunuz. Buyurun lütfen. Ne arzu ederdiniz yemekten önce? Bir şey istemem. Yemeğe geldik biz. Valla ne zamandır sizinle tanışmak istiyorum. Kısmet bugüneymiş. Biz de, biz de öyle. Şimdi size iki çift lafım var. Söylemezsem şişerim, şişerim. Babaanne. He, karışma sen. Karışma. Şş. Şu torunlarımı evden atma meselesini bir konuşalım senden Servet Bey. Babaanne, sonra konuşalım ama. Sen karışma dedim. Sus. Şimdi konuşacağız. Sizin büyüğünüz olarak Servet Bey'le bunun hesabını yapacağız. Ya babaanne, lütfen ama. Çocuğa şimdi... Sus dedim. Ya abla, tamam. Konuşsun babaannem işte. Bir şey söyleyeceğim. Babaanne doğru söylüyor. Ben de merak ediyorum babamın neler diyeceğini. Aslında... Bu konuda ne söyleseniz haklısınız Aysel Hanım. Çünkü ben başta Savaş'ta Filiz'in birlikteliğinden pek memnun değildim. Ama zamanla birbirlerini ne kadar sevdiklerini görünce fikrim değişti. Size de bir süre önce yaşattığım tatsızlıklardan dolayı pişmanım inanın. O tatsızlıklar kısmını açıklarım babacığım. Yani şeyden bahsediyoruz değil mi? Yani hani evinden dışarı atmaktan, hani dışarıda kalmalarına neden olmaktan falan. Sadece bilirin diye. Evet, evet. Yani ben bütün aileden özür diliyorum. Başta da senden Filiz. Estağfurullah canım. Çikolata. Yani büyük tatsızlık oldu tabii ama. Tatsızlık yemeklerde olur Filiz. Bak bu söylediğim şey çok önemli. Adam sizi evinizden attı. Kırım kırım kırılma sen de. Bak Servet Efendi, bizim bir tane kızımız var. Ben de varım. Aslında bu yaptıklarınızdan dolayı ben ölsem Filiz'i size vermezdim. Ama bu artisti seviyorum, bu artisti. Çok tatlı bir çocuk. Kime çektiyse artık. Servise hazırız Aile Hanım. Oh, çok güzel. O zaman buyurun geçelim yemeğe. Hı. Buyurun. Çocuklar siz şöyle geçin. Oha, sofraya bak. Ne yiyeceğiz, çiçek mi yiyeceğiz? Diyeceğimiz. Bunlardan hangi çatal bıçakla yiyeceğiz? Hangisini en çok sevdiysen ondan başla. Kafana göre takılı yani.
Aile Hanım, yemekler nerede? Şimdi başlayacak. Ha. Tülin. Allah'tan çocuklarla yedek giyecek varmış ha. Yoksa zatürreden ölürdük. Ama bunlar açtı seni ha. Ya, ne demezsin. Seninkiler mi? Merak etmişlerdir. Sonuçları bilmiyorlar daha. Anan hep sende mi kalacak? Muhtemelen. Kendince yardım etmeye çalışıyor işte kadın. Yazık, ne yapsın? Daha şimdiden tahlildi, doktordu, ilaçtı, hastaneydi. Of, durmadan başım etmiyor. Duramıyorum. Zor. Bunlar da haklı. Bu kadar çaresiz hissediyorlar ki. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ama ben duramıyorum yanlarında, anlıyor musun? Yalnız da kalmak istemiyorum galiba. Çok karışık. Yok be, karışık falan değil. Ben kalayım seninle. Ben kasmam seni öyle tedaviydi, ilaçlı doktordu falan diye. Zaten en nefret ettiğim şeyler bunlar benim. Ne güzel olurdu. Ama yapamam ki. Ne? Onlara sırtımı dönüp seninle geçiremem günlerimi. Ne olursa olsun onlar benim ailem. Ben de aileden olayım, kalayım seninle. Bu ne demek? Nasıl yani? Hadi kalk, gidiyoruz. Ay, yine nereye? İstanbul'a. Niye? Basacağım sana nikahı, aile olacağız. Ne? Nasıl? Evlenelim mi diyorsun? Ne yani? Evlenmez misin benim? Keseyim onu. Ya bırak çocuk istediği gibi yesin, rahat rahat. Tamam tamam ya, kesersem daha rahat ya. Aysel Hanım, nasıl yemeği, beğendiniz mi? Eğer istediğiniz gibi pişmediyse tekrar yaptırtabilirim. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Hele et var ya, yumuşacık, lokum gibi, lokum gibi. Bir de ben en çok bu erik hoşafım, yani neyse işte bu erikleri beğendim. Ha yok, şey lahana, Brüksel lahanası. Lahana mı? Bu kadar küçüldü mü lahanalar? Abla, ben bir tuvalete gidebilir miyim? Git tabii kuzum. Tülin, yardımcı olur musun? Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel yetiştirdiğimiz çocuğu. Tuvalete giderken bile ablasından izin istiyor. Aferin ona. Siliyorlar herhalde.
nereye saklayayım ben bunu ya? Burada görürler. Efendim? Ya Fiko, ne yapıyorsun iki saattir sen? Çık da gireyim. Ya Kiraz, yardım etsene ya. Ne oldu? Ben bunu yanlışlıkla kırdım ya. Of Fiko, ne yaptın sen ya? Basıyordum, kırıldı. Uf, at onu çöpe, olmaz öyle o. Atayım değil mi? Ablama söylerim ama ben. Ya Kiraz, ne olur söyleme ya. Tamam, yürü hadi ablama. Nasıl katlayayım ben bunu ya? Ya kızım, iyi ki geldin ya. Allah'tan çöp kutusunu attık da kurtulduk. Sabun şişesini orada görmediklerinde anlayacaklar senin kırdığını. Hem sen onu nasıl kırdın? Ya şimdi şöyle oldu. Böyle bastım, 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 bastım. Gelmeyince ben de daha fazla bastım. Ya kızım, koşup kaçalım, aşağıya bir de Kayseri'ye yerleşelim bence. Fiko sus. Allah. Tamam, asmayın yüzünüzü ya. Ne olmuş yani? Aa, bir tane vazo. Ben onu Afrika'dan yani almıştım ama tabii hiç önemli değil. Oluyor öyle şeyler. Çocuk onlar. Ayla Hanım, siz de her tarafa vazo dizmişsiniz. Çocuklar koşamadı doğru düzgün. Tabii. Ya Kiraz, ben sana dedim yapıştıralım diye ya. Aynen, zaten benim yapbozum çok iyi. Karışmadın mı çocuklara? Biz çok özür dileriz ya. Hı. Önemli değil canım. Olur öyle şeyler. Aynen, çok özür dileriz biz. Sorun değil, oldu bir kere. Filiz, sen neler yapıyorsun? Çalışıyor musun bu ara? Ben kuru temizlemecide çalışıyorum, siz de çok iyi biliyorsunuz. İşte orası kapanmak üzere şimdi. Devredecek birini arıyorlar. Doğru ya. Sen niye sordun babacığım? Niye bu kadar merak ettin? Ben de onu merak ettim de o yüzden soruyorum. Ay, yok canım, ben sohbet etmek için. Biz de müsaadenizi isteyelim. Her şey fevkalade iyiydi. Oturuyorduk da. Yok, çocukların da uykusu gelmiştir. Kalkalım, biz geç oldu. Gene bekleriz, daha sık görüşelim. Elbette, ama biz artık akrabayız. Ay. Buyurun. Gene bekleriz. Servet Bey, bu arada ben teşekkür edemedim size. Yani mahkeme konusundaki yardımlarınız için teşekkür ederim. Rica ederim Filiz. Rica ederim. Anneciğim çok sağ ol. Her şey mükemmeldi. Ne demek oğlum? Her zaman gelin. Güle güle Filiz. Savaş. Görüşmek üzere. Görüşürüz oğlum.
Hadi. Hadi bakalım. Havalar da soğumuş, şirazesi bozuldu havaların. Dikkat edin. Bana hiç öyle bakma, inanılmaz azdınız, yine evde konuşacağız. Bana bak, iki yüzün çocuğa be. Fiko, sen hala baz olur mu düşünüyorsun onu? Hayır, ben bunları hep söylüyorum, gittiğimiz yerlerde, misafirliklerde uslu dururum diye. Utandırmayın beni diye hale bak. Evde konuşacağız, azdınız yine. Hadi abişim, sen git, biz geliyoruz, hadi. Hadi bir tane. Yahu niye kızıyorsun çocuğa? Benim babam sizi evinizden attı, farkında mısın? Sakin ol, iki vazoyu mu takıyorsun kafaya, boş mu? Seni çok seviyorum, biliyorsun. Biliyorum tabii ki. Ben de seni çok seviyorum zaten. Hadi ya, ne bekliyoruz? Çalışırız şu zımbırtıyı, gidelim. Ay, yürüyorum. Geldik, geldik. Servet Bey, buyurun. İstediğiniz Filiz Hanım'a ait fincan. Aferin. İyi iş çıkardın. Yarın paranı alacaksın. İyi bir prim vereceğim sana. Teşekkürler Servet Bey. Efendim? Alo, Necdet. Hallettin mi şirket işlerini? Hepsi tamam mı? Az kaldı Servet Bey. Son şirketin evrağını temizliyoruz. Elini çabuk tut. İşi bitirince de bana haber ver. Bu arada şu Filiz'in kocası var ya, Cemil, polis memuru olan. Onun telefonunu bul. Tamam Servet Bey. Özür ha? Özür. Göreceğiz bakalım kim kimden özür dileyecek Savaş Efendi. Aa Servet. Ben de seni arıyordum. Ne yapıyorsun sen burada? Biraz hava alayım dedim. Kalabalık bunalttı da beni. Ben de gideyim artık. Gece için teşekkürler. Bir şey soracağım. Filiz ayrılırken sana mahkeme falan dedi. Daha önce de Savaş bana avukattan bahsetti. Ne oluyor? Senin bir şeyden haberin yok tabii. Filiz'in evinde şüpheli bir paket bulunmuş. Kızdan altında kalmış. Savaş da bir avukat bulmamı istedi. Ben de onu ayarladım. Peki Filiz suçsuz mu? Öyle diyorlar. Yarın duruşması varmış. Savaştan alırız haberini. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Vallahi kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence ben boşanmakla en iyisini yapıyorum. Ha, aynen öyle. Vallahi sen haklıymışsın. Yeter ya, bezdim gerçekten yani. Bugün Filiz'in mahkemesi varmış. Bak gördün mü? Eden bulur kardeşim. Alo? Cemil Bey. Onun önemi yok. Size çok önemli bir ihbarda bulunacağım. Filiz Eliboğlu'yla ilgili. Dinliyorum. Çıksak mı artık? Yok, acelemiz yok ya. Daha rahmeti bekleyelim. Rahmetle orada buluşacağız ya direkt. Ha tamam, benim kafam gitti, tamam. Ay merhaba, buyurun. Merhaba. Buyurun. Merhaba herkese. Bir uğrayayım istedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın Filiz? Gördüğünüz gibi işte. İçiniz rahat olsun. Metin Bey çok iyi bir avukattır. Bu duruşmada bu iş biter, ben söyleyeyim sana. Öyle mi diyorsunuz? Evet. En fazla para cezası çıkar hakimden. Merak etmeyin. Para cezası mı? Onu nasıl ödeyeceğiz? Sen o konuyu düşünme canım, o başka bir süreç. Babanla konuştum, halledeceğiz bu sonu. Tamam. Ay evet Filiz ya, bugüne bugün senin kayınpederin yani. Ne var, yalan mı? Ay zaten bu mahkeme bitsin. Cemil'den kurtulalım, siz evlenin ve çocuklarınız olsun. Ne var, onların çocukları olmayacak mı? Ay Şinanay, ne diyorsun sen? Ben kafayı mı yosuyordun?
Ha? Bunca enik varken ne yapacaklar çocuğu? Hadi o zaman yavaştan gidelim, bitsin şu iş artık ya. Hadi. Hadi, hadi bakalım. Babaannem. İyi haberler bekliyorum yavrum. İnşallah. Gelirdim ben de ama bu ayaklarım tuttu gene. Gelemiyorum, kusura bakma. Tamam babaanne, ne olacak? Ben mahkemeye gideceğim, geleceğim, tamam. Hayırlı haberler gelir. Hadi. Hadi. Merak etme babaanne, biz de. Hadi kuzum, hadi gidiyoruz. Of. Hadi, geldik. Aldım ben çantayı. Aç kardeşim şunu. Hadi giriyoruz. Bakın beyler, vaktimiz az. Bütün köşeleri dikkatli arıyorsunuz. Her yeri yoklayın, gizli zulalar olabilir, ona göre. Ben arkaya bakıyorum abi. Geç abi. Yaşar abi, şu köşeye baksana bak, o köşeye. Cemil! Ha? Ne oldu lan, ne buldun? O paketleri buldum abi ya. Evdekilerle aynı şekilde paketlenmiş. Beyler bir durun. Evet kardeşim. Aynen öyle. Aynı şekilde paketlenmiş. Evet kardeşim. Bayağı aynısı bu. Yaşar abi, şu poşetler sendeydi değil mi? Versene onları. Sen şimdi hemen laboratuvarı arıyorsun, diyorsun ki çok acil, hemen öne alsınlar. Üzerinde ne kadar parmak izi varsa hepsine baksınlar. Tamam mı? Hemen ara. Tamam, ben de abi. Hadi. Beyler. Bakın iki tane paket çıktı buradan. Kesin gizli zulalar var etrafta, tamam mı? Aramaya devam ediyoruz. Şema teyze ya, vallahi yetişemeyeceğim zannettim size ha. Nurmi. Canım. Biz gidiyoruz. Biz tamam, ben sizi baş başına bırakayım. Şu eşyalara bakayım nasıl taşıyorlar. Keşke sen de gelseydin. Beraber çıksaydık şu yola. Ya sen acele ettin. Geleceğim ben de. Şu dava falan bir sonuçlansın ablamın. Ben de geleceğim. Cidden mi? Herhalde ya. Biz buraya boşuna kazımadık kızım bunu. Kızım deme bana. Ya gider ayak fırça diyorsun yani. Ama göstereceğim ben şimdi sana. Sen... Utanacaksın şimdi dediğin mi? Ankara'da deniz yok ya. Özleyince akarsın işte. Ben nasıl seni özleyeceğim Rahmet? Ben de.
Ne oluyor lan burada? Baba sen neredesin ya? Bu kamyonun ne işi var burada? Taşınıyoruz biz annemle Ankara'ya. Hadi ya. Şeyma Hanımcığım da mı? Fikri Bey siz... Şeyma. Geri mi döndünüz? Yok Şeyma Hanımcığım, ben sizde kalan eşyalarımı almak için gelmiştim. Onları kolye koydum. Ankara'da gönderirim isterseniz, öyle yapalım. Şeyma Hanımcığım ya. Ben size layık olamadım, biliyorum. Farkındayım yani. Yani böyle olsun istemezdim. Sizi hak etmedim ben ama hakkınızı helal edin. Olurum, öyle şey helal olsun tabii. Bizim sizinle bir gönül bağımız var. O öyle kolay kopmaz. Ne? Ben sizi küsemem. Hakkınızı helal edin. Tamamız abla, çıkabilirsiniz. Biz şirkete geçiyoruz. Size hayırlı yolculuklar. Elinize sağlık, tamam. O zaman rahmet. Her şey için sağ ol Şeyma teyze. Asıl siz sağ olun. Ben vedalaşmaya gelecektim ama kötü olurum diye şey yapamadım. Filiz'e söylersin, ben Hikmet'e bol bol börek falan götürürüm. Şeyma Hanımcığıma göz kulak ol, tamam mı? İyi bakın. Müjde. Ha? Hadi. Merak etme. Hadi, hadi bekle. Müjde. Hadi. Baba, sen mahkeme için mi geldin? Yok be oğlum, ben işte eşyaları almak için geldim ama işte Şeyma Hanımcığım gitti, işte o kargolar mı artık, ne yapalım? Neyse. Ha. O sırada ben evlendim oğlum ha. Ha senin. Ne olsun, evlendim Osman'a. Öbür faydasızları da söylesin. Tut, hadi görüşürüz. Merhaba Fizan Hanım. Merhaba Metin Bey. Erkencisiniz. Evet evet, duramadım, evde erken geldik. Gayet normal ama endişelenmeyin. Kısa bir duruşma olacak. Suçsuz olduğunuzu kanıtlayacağız. Ben inanıyorum. İnşallah, inşallah. İnşallah. Oradan da hep beraber eve gideceğiz. Ne zaman lazım olsa yok bu kız. Servet Bey gönderdi. Teşekkürler. Ayla Hanım.
aldın sen Servet'in şoföründen? Şey, ben bir şey almadım. Zarfı aldığını gördüm. Çabuk göster onu bana. Çabuk. Bu kadar para da neyin nesi oluyor Tülin? Hı hı. Sen neler çeviriyorsun? Çabuk söyle bana. Ayla Hanım, inanın bir şey yok. Dünkü yemek, sekiz servis için Servet Bey bana prim yollamış. Ben onu aldım. Bana bak Tülin, bana derhal doğruyu söyle. Yoksa şu anda seni kovacağım. Duydun mu? Ayla Hanım, ne olur beni kovmayın. Ben bir şey yapmadım. Servet Bey istedi her şeyi. Kızım, ne? Servet Bey ne istedi? Onu söyle bana. Filiz Hanım'ın fincanını istedi benden. Ne? Filiz'in fincanını niye istiyor senden? Ne saçmalıyorsun? Parmak izni alacakmış. Ne diyorsun sen ya? Filiz'in parmak izini Servet ne yapsın? Ayla Hanım, inanın ben de bilmiyorum. Benden sadece Filiz Hanım'ın fincanını istedi. Sana para vereceğim dedi. O kadar. Ne olur Ayla Hanım, beni ne olur kovmayın. Efendim Ayla? Sakın lafı çevirmeye kalkma Servet. Niçin Filiz'in parmak izini istedin sen? Çabuk söyle. O salak hizmetçi tutamadı değil mi çenesini? Sen ne yapıyorsun Servet ha? Ne yapıyorsun? O kızı oğlumuzun hayatından sonsuza kadar çıkarıyorum. Bu kadarını bil yeter Ayla. Ayrıca oğlun da gerçek patronun kim olduğunu anlayacak sonunda. Bu Filiz'in evinde şüpheli bir paket bulmuş. Kızdan altında kalmış. Savaş'ta bir avukat bulmamı istedi. Ben de onu ayarladım. Peki Filiz suçsuz mu? Öyle diyorlar. Yarın duruşması varmış. Savaş'tan alırız haberi. Savaş arayayım. Aç, aç şunu. Hadi Savaş, aç şunu. Ne yapacağım ben şimdi? Mahkemeye gitmem lazım. Savaş'a söylemem lazım bunu. Ayla Hanım. Aman Allah'ım. Ayla Hanım. Aha. Neredesin oğlum, gireceğiz şimdi. Tam gününde geç kaldın ha. Ya. Ne oldu? Ya babamı gördüm şimdi yolda gelirken de. Babam eve mi dönmüş? Yok, eve dönmemiş. Evlenmiş abi. Ne? Şeyma teyzeyle mi? Yok, Şeyma teyze gitti çoktan. Başka bir kadınla evlenmiş. Kim başka kadın? Görmedin mi kadını? Yok abi, bilmiyorum kim. Bir kadınla evlenmiş. Öyle. Hayda. Filiz Engin. Mahkemeden bekleniyorsunuz. Tamam, bak bana şimdi. Rahatla, kafanı boşalt, tamam mı? Gerilme. Hemen gireceğiz çıkacağız, hiçbir sıkıntı yok. Sana söz verdim, unutma. Tamam. Hallet, hadi bitiyor. Bir dakika da çocuklar girmeyecekler mi? Hayır, yok canım, çocukların içeride ne işi var? Ya abla. Ablacığım hayır, bu öyle bir dava değil, hadi. Ya abla. Abicim otursana şuraya, hadi. Bekliyorum. Geleceğiz biz, hadi lütfen, hadi. Hadi biz burada bekliyoruz. Ya Çile abla, bir şey olmaz değil mi? Olmayacak Miko, olmayacak. Herkes ayağa. Buyurun. Filiz Engin davasına başlayalım. Önce sözü savunmaya vereceğim. Buyurun avukat bey. Hakim bey. Polis tarafından müvekkilin evinde ele geçirilen paket dışında aleyhte bir delil bulunamamıştır. Filiz Engin'in ilk ifadesinde belirttiği gibi suçsuz olduğunu beyan ediyoruz. Savcı bey, sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Evet hakim bey.
yeni deliller elde ettik. Sanık Filiz Engin'in aleyhinde uyuşturucu sattığı yönünde gizli tanık ifadesine ulaştık. Yok yok, dur abi, anlarız. Dur anlarız abi, dur. Tamam, sıkıntı yok. Şey sessiz. Yapayım. Mübaşir. Devam edin Savcı Bey. Filiz Engin'in son çalışmış olduğu iş yerinde yapılan aramalarda da çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi Sayın Hakim. Paketlerdeki parmak izinin de sanığa ait olduğu adli tıp kurumunca tespit edildi efendim. Yok, bir yanlışınız olmadı. O dükkan Filiz'e ait değil. Yani o bulduğun şeyler de... Sessiz. Ama... Filiz Engin, aleyhinde yeni deliller var. Ne diyeceksin? Hakim Bey, yemin ederim benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben orada paket falan görmedim. Nasıl dokunayım? Hiç haberim yok, yemin ederim. Sayın Hakim, savcılığın sunduğu müvekkilim aleyhine olan deliller çok ağır niteliktedir. Müvekkilimin suçsuz olduğu beyanıyla uyuşmamaktadır. Dolayısıyla müdafilik görevinden vazgeçmek istiyorum. Pekala. Sizi dışarı alalım. Ne yapıyorsun? Bana bak, ne yapıyorsun oğlum sen? Yardım etsene kızım. Filiz Hanım düpedüz suçlu. Bunu bile bile devam edemem. Hiç kusura bakmayın. Sessiz. Savcı Bey, müsaadenizi sundum. Yeni deliller ışığında sanığın tutuklu olarak yargılanmasını talep ediyoruz. Gereği düşünüldü. Suçun niteliği, somut delil durumu ve suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe olduğundan sanık Filiz Engin'in uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir. Yok, yanlışınız var Hakim Bey. Ne olur bir daha bakın isterseniz. Gerçekten yanlış yapıyorsunuz. Hepsi bende. Savaş. Ya Barış abi! Acil avukat geldi.
Savaş. Siz yine avukat mısınız? Ya bir şey yapabilir misiniz hızlıca? Kızı götürüyorlar. Hayır, ben Savaş'ın karısıyım.